Merhabalar kuzlarım tosunlarım 12. sınıfın 2. ünitesi en baba ünitelerden birisine artık yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar organik kimya giriş diyeceğiz bu videomuzda ne yapacağız peki bu videomuzda organik bileşiği tanımlayacağız organik bileşikler nasıl üretilir onlardan bahsedeceğiz organik ve anorganik bileşiklerin temel farklılıklarından başlayacağız ve en sonda basit formül ve gerçek formül dediğimiz molekül formülden bahsedeceğiz hiç vakit kaybetmeyelim hadi başlayalım bismillah Karbon kimyasına giriş ya da diğer bir ifadeyle organik kimyaya giriş. 19. yüzyıl başlarında Frederick Wöhler'in anorganik bileşiklerden laboratuvar koşullarını organik bileşik sentezlemesiyle vitalizm anlayışı sona ermiştir. Yavaş yavaş sona ermiştir. Peki nedir bu vitalizm anlayışı? Organik bileşikler belki biyoloji dersinizde hala böyle tanımlanıyor olabilir arkadaşlar. Organik bileşikler canlı organizmalar tarafından üretilen bileşiklere e, organik bileşikler deniyordu ve bu vitalizm anlayışı da buna dayanıyordu. Organik bileşik dediğimiz bileşikler sadece ve sadece canlı organizmalar tarafından üretilir deniyordu. Ta ki işte Alman bilim adamı Wöhler'in laboratuvar koşullarında inorganik bir bileşikten organik bileşik sentezlemesine kadar. Ne yaptı peki laboratuvar koşullarında Wöhler? Amonyum siyanat dediğimiz vatandaştan neyi elde etti? Dikkat edin arkadaşlar. Üreyi elde etti ve bu tarihe geçti. Bundan sonra işte organik kimya laboratuvarın içerisine girdi. Daha sonra da bir sürü organik bileşik üretildi. Şu anda da hali hazırda laboratuvarlarda çalışmalar devam etmekte. Her gün yeni yeni bileşikler sentezlenmektedir arkadaşlar laboratuvar koşullarında. Peki bundan sonra dediğimiz gibi organik bileşikler laboratuvara girdi. Peki organik bileşiğin tanımı ne? Organik bileşik dediğimiz şey genelde karbon ve hidrojenden oluşan. Zaten bu bileşikler karbon temelli bileşiklerdir arkadaşlar. Karbon temelli bileşikler olduğu için organik bileşikte karbon şart. Tamam mı? Karbon şart. Karbon ve genelde karbon ve hidrojenden oluşan bu elementlerin yanında oksijen, azot, kükürt gibi elementleri de barındırabilen bileşiklere biz e, organik bileşikler diyoruz. Bunun biraz sonra bir sürü örneğini vereceğiz. Mesela bir, e, birkaç tane yazayım. Mesela CH4 alkanların ilk üyesi. C2H6 alke, C2H4 alkin, alkenlerin ilk üyesi. C2H2 alkinlerin ilk üyesi. CH3OH alkoller ya da CH3-O-CH3 CH3, eterler ya da H-C çift bağ OH aldehit formaldehit arkadaşlar bu vatandaş ya da karboksilli asitler CH3-COOH gibi ya da aminler CH3-NH2 gibi yapısında hem karbon hem hidrojen hem azot var hem de oksijen var veya sadece karbon ve hidrojenden oluşabiliyor sevgili çocuklar bu elementleri barındıran bileşiklerin biz organik bileşikler diyoruz. Peki her gördüğümüz sakallıyı dedemiz mi zannedeceğiz? Tabii ki hayır. Karbon içermesine rağmen hatta karbonu hidrojen içermesine rağmen e, organik olmayan bileşikler var mı? Var. Peki bunları nasıl tanıyacağız? Alttaki nötten. Bakın karbonat. Karbonat dediğimiz şey ne? Yapıda eğer CO3-2 iyonu bulunuyorsa bu organik bileşik değil arkadaşlar. Ya da karbür. Karbür dediğimiz karbonun eksi değerlik aldı. Burada mesela kalsiyum karbon kaç almıştır arkadaşlar? Kalsiyum artı 2 olduğu için karbon eksi 1 almış. Burada karbon eksi 4 almıştır mesela. Bu yapılara karbür diyoruz. Karbürler de organik bileşik sınıfında sayılmamaktadır. Daha sonra siyanürler. Siyanür dediğimiz şey neydi? Cn eksi. Doğru mu arkadaşlar? Cn eksi iyonu barındıran Kcn gibi yani potasyum siyanür gibi, magnezyum siyanür gibi Hatta bak bir tane daha yazayım. HCN değil mi? Bu da asit sınıfındadır ama organik değildir arkadaşlar. Daha sonra karbondioksit ve karbon monoksit de organik bileşik sınıfına girmemektedir diyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat. Soru tiplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisi organik bileşik değildir diye sorar. İşte orada yapacağımız iş bunları bulacağız arkadaşlar. Bunları eleyeceğiz. Geriye kalan karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan ya da azottan oluşan bileşiklere organik bileşik diyeceğiz. Mesela o yukarıda kükürt de bulunur dedi dedik ya hani şeyin içerisinde organik bileşiklerin içerisinde var. E, Tiyo sülfürler falan var arkadaşlar. Merkaptan bileşikleri falan var. Ama o bileşiklerin hiçbirisi sizin karşınıza formül olarak çıkmayacak emin olabilirsiniz. Devam. Peki organik ve anorganik bileşiklerin temel farklılıkları nelerdir? Bir, organik bileşikler karbon temellidir. Anorganik bileşikler diğer elementlerden oluşur. Diğer anorganik bileşiklerde karbon yok mu? Biraz önce söylediğimiz gibi tabii ki olabilir arkadaşlar. Ama orada en temel element karbon değil. Organik bileşiklerdeki en temel elementimiz karbon. Ve biraz önce söylediğimiz gibi karbonun yanına en temel ikinci elementimiz hidrojen, sonra oksijen, sonra azot diye devam eder. Ama anorganik bileşikler geriye kalan bir sürü diğer elementlerden, metallerden, ametallerden, yarı metallerden oluşur. Doğadaki bileşiklerin yaklaşık %98'i dikkat edin bakın arkadaşlar %98. Yani doğaya çık 100 tür bileşik bul. O bileşiğin 98 tanesi ne çıkıyor arkadaşlar? Organik çıkıyor. Tamam mı? %98'i organik tür olarak tabii ki bu. Geri kalan kısmı ise anorganiktir. Burada bir açıklık getirelim. Bazen öğrenci soruyor. İyi de hocam dünyanın %70'i su arkadaş. E %70'i su su da anorganik. Nasıl %98'i organik oluyor? Burada tür bakımından söylüyoruz. Miktar bakımından değil. Tamam mı? %98'i organik. Diğer geri kalan kısmı ise %2'lik kısmı anorganik. Düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla bunun en temel sebebini bilmek lazım. Karbonun bağ yapma gücü ve aynı zamanda ileride işleyeceğiz arkadaşlar. Bağ enerjisinden kaynaklanmaktadır. 4 bağ yapıyor ve diğer elementlerden bir farklı daha var arkadaşlar. Karbon inanılmaz uzun zincirler meydana getirebiliyor. Milyonlarca karbonu birbirine bağlayarak bir elması elde edebiliyorsun. Veya milyonlarca binlerce karbonu birbirine bağlayarak çok büyük bir molekül yapabiliyorsun elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için... Karbon'un bağ yapma gücü ve hatta şu da var arkadaşlar ee, ileride yine izomer kısmında işleyeceğiz bu bileşiklerden bir tane bileşik sentezlerin onun izomerlerini aldığı zaman çok daha fazla oluyor bu sayı ee, bunun da en temel sebebi işte karbon'un e, bağ yapma gücüdür diyoruz devam organik bileşikler kovalent yapılıdır. neden çünkü temelde kim var karbon ve karbon ne arkadaşlar ametaldir ve yanında kim var hidrojen e hidrojen de ametal yanında kim var oksijen o da ametal e dolayısıyla bunların arasında ametal atomlar arasında kovalent bağlı bileşikler oluşur. Anorganik bileşikleri ise genelde iyoniktir arkadaşlar. Kovalent yapıllarda var mıdır? Var. Genelde niye iyonik? Çünkü düşünsene bir sürü ametalin dışında bir sürü metal var. O metallerin yaptığı bütün bileşikler anorganik bileşikler sınıfına girmektedir. Ha bunun yanında aynı zamanda karbon, hidrojen, azot ve diğerlerinle beraber farklı ee, kovalent bağlı bileşiklerde yok mu organik olmayan? Tabii ki var. Ama düşünün bunları topladığınızda bile organik bileşiklerin çok çok daha altında arkadaşlar. Anorganik bileşiklerde genelde iyonik yapılıdır arkadaşlar. Devam. Organik moleküller arasında bakın dikkat edin bu ifadeye bu biraz kimyasal türler arası etkileşimlere giriyor ki hemen buradan bir uyarı yeri gelmişken organik bileşik organik kimyaya çalışırken burası da dahil olmak üzere organik kimyaya çalışırken lütfen ama lütfen kimyasal türler arası etkileşimler konunuz sağlam olsun. Eğer oranı sağlamsa burada çok büyük sıkıntılar çekmezsiniz gençler. Devam. Organik moleküller arasında hidrojen bağı, dipol dipol etkileşimi ve London kuvvetleri gözlenirken anorganik bileşiklerde birimler arasında iyonik bağ var. Hani bir önce söyledik ya anorganik bileşikler genelde iyonik bağlıdır. E orada o zaman iyonik bağ gözlenecek. Ama burada dikkat edin moleküller arasında. Yani şundan bahsediyor. Bir CH4 ile CH4 arasında bahsediyor. Ya da CH3 OH ile CH3OH molekülleri arasından bahsediyor. Bunda hidrojen bağı, bu ikisi arasında hidrojen bağı gözlenir mesela. Bunlar apolar oldukları için bunlarda London kuvvetleri gözlenir. Değil mi arkadaşlar? Mesela bir tane eter molekülü yazayım. CH3O, 3 CH3, bu bir eter. Yanına aynısından bir tane daha çizeyim. Bu da bir eter. Bu ikisi de polar moleküldür. Ve polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi gözlenir mesela. Gibi gibi gibi. Ama iyonik bileşik, anorganik bileşiklerde ise genelde iyonik bağ söz konusu. Organik bileşikler genelde suda çözülmezken neden? Çünkü karbon ve hidrojenden oluşuyor. Ve hatırla türler arası etkileşimlerde karbon ve hidrojenden oluşan moleküller büyük oranda nasıl yapıya sahipti? Apolar yapıya sahipti. E, su polar değil mi? E, bunlar apolar dolayısıyla çözülmesi beklenmez. Genelde diyoruz bakın arkadaşlar. Yoksa mesela alkol var. Şuraya yazdığımız bileşik inanılmaz çözülür. Her zaman değil arkadaşlar. Anorganik bileşikler ise çözülür çünkü onlar iyonik bağlıdır. Organik bileşiklerin tepkimeleri anorganik bileşiklerin tepkimelerine göre daha yavaştır. Neden? Çünkü arkadaşlar inorganik bileşiklerde yine bu biraz da 11. sınıftaki hız konusuna bağlı. inorganik bileşiklerde adı üstünde iyon var. Ve iyonlar arasında gerçekleşen reaksiyon en hızlı reaksiyonlardır. Ama burada organik bileşiklerde moleküller arası gerçekleşen reaksiyonlar var ki bunlar da en yavaş reaksiyonlar sınıfına giriyordu arkadaşlar. Bundan dolayı organik bileşiklerin tepkimelerinde genelde dikkat et katalizör. Adam yavaş ilerliyor tamam mı? Sen arkadan katalizör koyuyorsun ve deh diyorsun. Hadi oğlum yavaş ilerliyorsun bile lütfen biraz hızlan diyorsun. Katalizörün de hatırlayın etkisini aktifleşme enerjisini düşürerek reaksiyon hızını arttırıyor. Devam. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları anorganik bileşiklere göre daha düşüktür. Bunun da en temel sebebi yine bağlarla ilgili. Anorganik bileşiklerde iyonik bağ var arkadaşlar. İyonik bağ dediğimiz bağda kuvvetli bir etkileşim, güçlü etkileşim. Dolayısıyla onu eritmekte, kaynatmakta zor. Ama şeyde organik bileşiklerde moleküller arasında bir önce söylediğimiz hidrojen bağı, dipol dipol, London bunlar zayıf etkileşimler. Ve zayıf etkileşimler olduğu için bunları kırmak, koparmak daha kolay. Bundan dolayı organik bileşiklerin erime noktası ve kaynama noktası daha düşüktür diyoruz. Ve devam ediyoruz. Organik bileşikler yanıcıdır. Anorganik bileşikler ise genelde yanıcı değildir. Ee, organik bileşiklerde yakıldığında yeri geldiğinde söyleyeceğiz arkadaşlar ne oluşacak? Karbondioksit ve su oluşacak. Ee, ...anorganik bileşiklerde de arkadaşlar... ...genelde dağ taştan bahsettiğimiz için... ...iyonik bileşiklerden bahsettiğimiz için... ...yanıcı değiller. Ne yaptık? Organik bileşiği tanıdık. Organik ile anorganik'i e, birazcık karşılaştırdık. Şimdi sıra neyden? Şimdi ise sıra basit formül... ...ve molekül formülü olmak üzere... E, ...ikiye ayırdık arkadaşlar bu bölümü. Burayla ilgileneceğiz. Peki formül ne? Formül dediğimiz şey bileşiklerin gösterim şekline biz formül diyoruz arkadaşlar. Burada da basit ve molekül formül olmak üzere iki ayırdık. Basit kaba diğer ismiyle kaba hatta bunun bir diğer ismi daha var ki amprik. Amprik demek de basit demek arkadaşlar en sade demek. Diğeri ise gerçek formül ya da molekül formül dediğimiz formül. Peki basit formül dediğimiz formül tanımını yazmadım. Yazmaya da gerek duymadım arkadaşlar. Nedir? Basit formül dediğimiz şey bir bileşikteki elementlerin sayılarının en küçük tam sayılarla gösterildiği formüle biz basit formül diyoruz. Tekrarlıyorum. Bir bileşikteki elementlerin sayılarının en küçük tam sayılarla gösterildiği formüle biz basit formül diyoruz. İşte bakın basit formülümüz ne olsun? X, 2 olsun. Bir genel bir ifade yazmışız buraya arkadaşlar. Bak X'den bir tane, Y'den iki tane. Daha fazla sadeleşebiliyor mu? o zaman bu basit formüldür işte. Bu basit formülün kendisi veya daha üst katlarına ise arkadaşlar biz gerçek veya molekül formül diyoruz. Hocam her zaman kendisi olabilir mi? Olmaya da bilir. Tamam mı arkadaşlar? Mesela CH2 vermişiz. CH2 diye bir bileşik yok. Ama C2H4, C5H10 diye bir bileşik var. İşte bunun XY2 formülünün N ile genişletilmiş haline. N dediğimiz 1, 2, 3 gibi tam sayılar olacak. Bununla genişlettiğimizde ise bize neyi verecek arkadaşlar? Gerçek formülü, molekül formülü. Bir bileşiğin formülü NO2O4 de olabilir. NO2 de olabilir. Her ikisinin de basit formülü nedir? NO2'dir. Mesela şekerler. Ben arkadaşlar organik bileşiklerde görüyorsunuz, biyolojide görüyorsunuz. Bu vatandaş glikoz, ee, Bunu sadeleştirdiğimizde ne çıkar? CH2O dediğimiz yapı çıkar. İşte bu yapıya basit formül, buna ise gerçek formül diyoruz. Peki burada bir şeyler soracağım gençler. Şimdi basit formülden bakarak siz bir bileşik hakkında hangi yorumları yapabilirsiniz ve hangi sonuçları çıkarabilirsiniz? Şuraya kenarına yazmaya çalışalım arkadaşlar. Peki basit formüle baktım. Mesela basit formülümüz CH2 olsun. Peki CH2 formülüne bakarak o bileşik hakkında şu yorumları yapabilir miyiz? Bir, Bu bileşik karbon ve hidrojenle oluşmuştur. O zaman bileşiği oluşturan elementlerin elementlerin cinsini belirleyebilirsiniz. Doğru mu arkadaşlar? 2. Peki bu bileşikte bir tane karbona iki tane hidrojen bağlanıyor mu? Evet o zaman bunu genelleştirecek olursak 1 mol'e 2 mol diyebilir miyiz? Evet 3 mol'e 6 mol. Evet bak oranı ne yaptık? Bulduk. O zaman sayıca birleşme oranı sayıca birleşme oranı bulunabilir. Tamam Bu da bulundu. Peki şimdi CH2 formülünü yine verdik. Kütlece birleşme oranı bulunabilir mi? Eğer MA'lar verilmemişse asla bulamazsınız. İyi de hocam ben karbonu biliyorum 12. Hidrojeni de biliyorum o da 1. O zaman 12 bölü 2 gelmez mi hocam sonuç? Doğru 12 bölü 2 gelir. Ama bu CH2'yi bildiğin. Vanadyum oksiti bil. VO2. Bunu ne yapacağım? Vanadyumu ne yapacaksın? E dolayısıyla arkadaşlar hani bilmediğim bir şey verilmediği sürece bilmiyormuş gibi kabul edeceksiniz. Dolayısıyla eğer emalar verilmişse bak dikkat et emalar verilmişse diyorum tamam. Emalar verilmişse kütlece birleşme oranı. Kütlece birleşme oranı. Birleşme oranı belirlenir. Belirlenir. Neyden? Basit formülden belirleyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Tamam. Hatta şuraya rakam verelim. 1, 2, 3 olsun. 4. Peki bir moleküldeki atom sayısı belirlenebilir mi? Bir moleküldeki atom sayısı belirlenemez. Çünkü bileşiğimizin basit formülü CH2 de bunun gerçek formülü ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bunun gerçek formülü C2H4 ise 6 tane atom içerir. E C5H10 ise 15 tane atom içerir. Dolayısıyla sen bir molekülündeki basit formüle bakarak bir moleküldeki atom sayısını hesaplayamazsınız. Moleküldeki atom sayısı. Moleküldeki atom sayısı belirlenemez. 5 fiziksel ve kimyasal özellik belirlenebilir mi? Ha. Çünkü hiçbir şeyi bilemezsin. Fiziksel özellikleri söyleyeyim. Bak erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk. Bunlar üç tane saydım en temel fiziksel özellikler. Söyle bakayım CH2'ye bakarak bilemezsin. Peki CH2'ye bakarak şey bulabilir misiniz kimyasal özelliği? O da hayır. Kimle reaksiyon verdi? Hangi reaksiyonu verdi? Oradaki bağların özellikleri neler? Biliyor musunuz? Hayır. O zaman formülden ister basit formülden ister gerçek formülden bu fiziksel fiziksel ve kimyasal özellik bu iki özellik ise belirlenemez. Peki adam sana basit formül değil de gerçek formülü verseydi. Gerçek formülden hangileri belirlenebilirdi onlardan bahsedelim. Bir elementlerin cinsi mesela gerçek formülümüz C5H10 olsun. Elementlerin cinsi evet bir belirlenir. Peki iki sayıca birleşme oranı o da belirlenir. 3. Memalar verilmişse kütlece birleşme oranı o da belirlenir. Peki moleküldeki atom sayısı o da belirlenir. Artık formülü biliyoruz. C5H10 değil mi? Toplam 15 tane dersin. 4 de belirlenir. Bunlar belirlenir arkadaşlar. Belirlenir. Lakin 5. özellik yine belirlenemez. Belirlenemez diyeceğiz arkadaşlar. Devam. Şimdi ne yaptık? Gerçek formülün ve basit formülün ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Da e, basit formülü bir bileşiğin basit formülünü nasıl bulacağız? Molekül formülünü nasıl bulacağız? Onunla ilgili örneklerimize geçiyoruz. Basit formülü CH2 olan bir e, bileşiğin bir molekülünde 12 tane atom varsa gerçek formülü ne de demiş? En temel, en basit sorulardan bir tanesi. Bir bileşiğin basit formülünden neye geçiş yapacağız? Bileşik formülüne geçiş yapacağız. Bu bazen basit formülünü de sana buldurur sonra molekül formülü buldurur ama burada en basit haliyle sormuşuz. Peki basit formülümüz CH2 diye bu basit. Gerçek formül bunun n ile genişletilmiş hali değil miydi? O zaman bunun n ile genişletilmiş hali CnHn ve bunun bir molekülünde toplam 12 tane atom var, yani 3n eşittir 12'den n eşittir kaç gelir? 4 gelir. N yerine 4 kayarsak formülümüz C4H8 gelecektir. Geçtim ikinci soruyu. İkinci soruda ise karbon ve hidrojenle oluşan bileşik kütlece %75 karbon içerdiğine göre bileşiğin basit formülü nedir? Bak adam devamına şunu söyleyebilir işte. Basit formülü nedir? Bu bileşiğin bir molekülünde 15 tane atom varsa molekül formülü nedir? Adam birinci bilgiden basit formülü buldurur. ikinci bilgiden neyi buldurur? Gerçek formülü buldurur. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Bunu ise şöyle yapacaksınız sevgili çocuklar. Yapacağımız iş belli aslında. Ne yapacağım? Bileşiği oluşturan elementlerin ayrı ayrı mol sayılarını bulacağım. Sonra bunları elementlerin altına yazacağım ve en küçük tam sayıya çevireceğim. İş bu. Tamam mı? Yapıyorum şimdi bak. Şimdi kütlece %75 karbon demiş ya. Ben bu bileşikten 100 gram alıyorum. Var mı bir sakıncası? Yok. İyi de hocam başka gram alsak. Ne alırsan al hiç fark etmez aynı sonuç çıkacaktır. 100 gram aldım 75'i karbon muymuş? O zaman karbonun mol sayısı. En karbon eşittir 75 bölü 12. En hidrojen eşittir 25 gram kaldı geriye bölü 1. Şimdi altına yazıyorum. C 75 bölü 12. Hidrojen 25 bölü 1. Şimdi bunları en küçük tam sayıya çeviriyorum. Bak şunla şunu sadeleştirirsin burada 3 kalır. 3 ile şunu sadeleştirirsin burada 4 kalır. C 1 bölü 4. Hidrojen 1 kalır. Şimdi bunu en küçük tam sayıya neyle çarpalım? 4 ile çarpalım. Formül ne çıktı? CH 4 çıktı. Al sana basit formül. Bu aynı zamanda molekül formüldür gençler. Devam. Diğer bir örneğimiz. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiğin 12.4 gramında 4.8 gram karbon ile 1.2 gram hidrojen bulunmaktadır. Basit formül nedir? Aynısını yapıyorum. Önce karbonun mol sayısını buluyorum. Eşittir. 4.8 bölü MA'sı kaç? 12. Kaç çıktı? 0.4. Aynı şeyi hidrojen için yapıyorum. Eşittir. 1.2 bölü 1'den 1.2. Peki 4.8 1.2 daha ne yaptı? 6 gram yaptı. Ama bileşik kaç gram? 12.4. O zaman M oksijenin kütlesi 12.4 eksi 6 dersem 6.4 gram geldi mi? Şimdi oksijenin mol sayısını buluyorum. 6.4 bölü M A'sı 16 o değiştir 0.4. Şimdi getir yerine yaz. Karbondan 0.4, hidrojenden 1.2, oksijenden 0.4. En küçük tam sayıya çevir. CH3O çıkacaktır sevgili gençler. 0, 4, 4'e böldüm, 4'e böldüm, 4'e böldüm. Değil mi? Sonra da bir 10'la çarptım. CH3O formülü çıkacaktır karşımıza. Devam. Sıradaki örneğimiz buradaki son örneğimiz. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bileşiğin 4.6 gramı yakıldığında 5.4 gram H2O ve normal koşullarda 4.48 litre karbondioksit oluşmaktadır. Bileşiğin basit formülü nedir? Bu sizin karşınıza... Formül bulmayla ile ilgili çıkabilecek en zor soru arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hocam bu mu zor? Evet bu zor. Tamam Aslında zor değil de yani çıkabilecek en zor soru. Üniversite sınavından bahsediyorum. Peki şimdi önce bileşiğimize X diyelim. Tamam Bunun içerisinde karbon var, hidrojen var, oksijen var. Bu X bileşiğini yakmışım ve neye oluşmuş arkadaşlar? Karbondioksit artı H2 oluşmuş mu? Tamam. Peki şu karbondioksitten 4.48 litreye hemen mole çevirdim. 22.4 litresi 1 mol yapıyorsa 4.48 litresine x dersem x buradan kaç geldi? 0.2. Bundan 0.2 mol varmış. Peki bundan 5.4 gram yukarı yazayım. Bak kütleyi yukarı mol sayısını aşağı yazayım. Burası 5.4 gram. Bunun da hemen mol sayısını buluyorum. NH2O eşittir. 5.4 bölü 18'den O da eşittir 0.3 mol yaptı. Bunun da mol sayısını bulduk. Şunun kütlesini bulalım. 1 mol hesaplarsanız 44 gram çıkar MA'larından. 1 molü 44 ile 0.4 molü, 0.2 molü 8.8 gramdır. Peki bileşik kaç gramdı? 4.6 gramdı. O zaman ben buradan oksijenin mol sayısına geçiş yapabilirim, değil mi? Kütlesine geçiş yapabilirim. 8.8 ile 5.4'ü topluyorum. Bu ikisinin toplam kütlesi 8 5 daha 13 14.2. 14.2 gram. E bu ikisinin toplam kütlesinin de 14.2 gram olması lazım. Bu durumda MO2 eşittir. 14.2 eksi 4.6. Çıkarttığımız zaman kaç yapar gençler? 9.6 gram yapar. Peki getirdim buraya yazdım 9.6 gram. Şimdi oksijenin mol sayısını bulabilirim. NO2 eşittir 9.6 bölü 32'den. O da ne yaptı? 0.3 mol yaptı. Bunun altına getirdim 0.3 mol yazdım. Şimdi artık bunları bulduktan sonra... X bileşiğinin şeyin formülünü buluyor. X bileşiğinde bak dikkat. Kaç mol karbon olacak? 0.2. Nereden biliyorum? Çünkü reaksiyona girenlerdeki toplam atom sayısı ile ürünlerdeki eşit olacak. O 0.2 mol karbon olacak. C 0.2. Hidrojene geldim. 0.3 çarpı 2'den 0.6. Hidrojenden 0.6. Geldim oksijene bak dikkat. 0.3 oksijen var. 0.2 çarpı 2'den 0.4 de burada var. Burada toplam 0.7 mol oksijen var. Burada ise 0.3 çarpı 2 0.6 mol oksijen var. Ha, o zaman burada 0.1 kalıyor. Doğru mu? O zaman bu yönün içerisinde ise oksijenden 0.1 geldi. Şimdi bu vatandaşı yazdıktan sonra tam sayıya çeviriyorum. C2H6O işte basit formülümüz ki kendisi aynı zamanda bir molekül formülüdür arkadaşlar. C2H6O'dur diyoruz ve organik kimyaya girişte birinci videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.